Merhaba sayın seyirciler, Manisa Tarım'ın Sesi programına hoş geldiniz. Ben Ziraat Yüksek Mühendisi Güneş Kacar. Ben Ziraat Mühendisi Ayşe Merve Yerlikaya. Bugünkü konuğumuz Yunus Emre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Gıda Mühendisi Begüm Özbay Üre. Ve bugün de kontrollü normalleşme döneminde işletmelerin sorumlulukları ve denetimlerden bahsedeceğiz. Hoş geldiniz Begüm Hanım. Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. 2014 Çağbel Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Sektörde daha çok hazır yemek sektöründe bir 2-3 yıllık tecrübem oldu. Özel sektörde. Özel sektörde, aynen. Özel sektörün şartları biraz tabii zorluyor. Özellikle hazır yemek sektöründe. Bu sebeple 2016 yılında KPSS'ye hazırlandım. 2017 yılında da atamam oldu Yunus Emre İlçe Tarım Orman Müdürlüğü'ne. İzmir'de oturuyorum. İlk görev yeriniz Yunus Emre. Çok güzel, atanmadım. Çok güzel. O yüzden şanslı oldu. 3,5 yıldır da hizmet veriyoruz. Peki ilçe müdürlüğü olarak bir gıda mühendisisiniz ilçe müdürlüğünde. İlçe müdürlüğünün sorumluluk alanları nelerdir? Tabii bizim ilçe müdürlüğümüzün sorumluluk alanı daha çok satış noktaları. Hı-hı. İşte bu bakkallar, marketler, kasap, şarküteri dediğimiz küçük esnaf. Ondan sonra toplu tüketim yerleri, kafeteryalar, restoranlar, lokantalar. Üretim anlamında üretimin büyük bir kısmına il müdürlüğümüz bakıyor. Hı-hı. İl müdürlüğümüz gıda birimi bakıyor. Biz daha çok unlu mamul üretim yerlerine denetim gerçekleştiriyoruz. İşte fırınlardır, pastanelerdir. Yılın belli dönemlerinde hazır yaş pasta numune alımlarımız oluyor. Hı-hı. Bu şekilde görev yapıyoruz. Görev alanlarımız daha çok. Daha ziyade esnafa. Esnafa yönelik. İşletmelerle gelen. Begüm Hanım, Yunus Emre ilçemizde kaç adet gıdacımız var? Gıda denetçimiz. 7 adet gıda denetçimiz var. Hı-hı. Bunların 5'i gıda mühendisi, 2'si ziraat mühendisi. 7 kişi görev yapmaktayız. Peki gıda işletme sayımız ne kadar? Yunus Emre'ye gıda bağlı. Gıda işletme sayımız 1190 adet satış işletmemiz var. 1122 adet toplu tüketim, işte kafeterya, lokanta dediğimiz işletmemiz var. 126 adet unlu mamul üretimimiz var. Fırınlarda dahil olmak üzere. Toplam 2500'e yakın işletmemiz bulunmakta. Çok fazla gıda işletmesi var Manisa'da. O zaman iş yoğunluğu da o kadar fazla oluyordur. Yani yetiştirmekte özellikle bu Covid döneminde çok zorlandık. 4 tane de hastalıktan ağrı çiğ süt işletmemiz var. Evet. Onlar da belli aralıklarla denetime gidiyoruz. Çok büyük fabrikalar bunlar da. Ülke çapında yani bazı işletmeler var. Böyle görevimizi gerçekleştiriyoruz. Biraz yoğun oluyor. Evet, çok yoğun oluyordur. Zorlandık. Evet. Ya hepimiz çok zor bir dönem geçirdik. Özellikle. Evet. İlçede peki ağırlıklı olarak faaliyet gösteren gıda işletmesi türü nedir? Gerçi sayıları verdik ama. Tabii daha çok ağırlıklı olarak satış yerleri ve toplu tüketim yerlerine denetim gerçekleştiriyoruz. Manisa'da inanılmaz bir pastane yoğunluğu var. Yani tatlıyı çok seviyor bu il. Belli yani. Devamlı böyle pastane, kafeterya açılıyor. Daha çok şarküterici sayısı çok fazla. Evet. Market sayımız çok fazla. Tarımsal üretim fazla olduğu için tabii. Evet. Evet, şarküteri sayısı da. Şarküteri, peynir satışı, tereyağı çok fazla. Evet, evet. Ağırlıklı olarak bunları denetliyoruz. Peki ortalama yıllık denetim sayısı ne kadar? Ortalama 3300 civarı diyebiliriz denetim sayımıza. Bu yıl tabii risk denetimlerimiz biraz düştü pandemiden dolayı. Daha çok kaymakamlık görevleri olarak, yani kaymakamlığın verdiği görevleri gerçekleştirmek üzere çalıştık. Bu pandemi denetimleri, COVID denetimleri, maske, mesafe olarak. Bu sadece 3000 denetim Yunus Emre için tabii. Tabii ki. Tabii, aynen. Peki bu yıl için cezai işlem miktarı ne kadardı? Bu yıl 5996 sayılı kanun gereği, yani bizim kendi görev alanımızda 23 tane ceza işlemimiz oldu. Bunların birkaçı dediğim gibi yaş pasta numunesinden alınan ve sonucu olumsuz gelen numunelerden yazılan cezalar. Çoğunluğu hijyen cezaları. 20-30 civarı da bu pandemiden dolayı 1593 sayılı Umumi İfsaslar Kanunu gereği ceza işlemlerimiz oldu. Toplamda 53 ceza işlemi uygulandı 2020 yılında. Geçmiş yıllarda da bu sayı 40-30-40 arası değişiyor tabii. Evet. Peki gıda işletmeleriyle ilgili başvuruları halk nerelere yapmalı? İşletme kayıt belgesi başvurusu için görev alanlarına göre, şimdi bir mesela ben Manisa ili için konuşuyorum. Toplu tüketim satış işletmesi varsa eğer görev alanı bize gelecekler ya da şehzadelere, yani kendi ilçe bulundukları ilçe müdürlüklerine. Ama bir gıda üretimi, ne bileyim bir peynir tesisi, süt tesisi,
zeytinyağı tesisi gibi üretim faaliyetlerine de il müdürlüğüne başvurularını yapacaklar. Onaylı tesisler var mesela. Et parçalama tesisleri, tavuk parçalama tesisleri, süt işleme merkezleri, yumurta toplama, işte yumurta paketleme tesisleri. Bunlar il müdürlüğüne başvurularını yapmaları gerekiyor. Peki, Covid-19 dönemi hala içindeyiz. Son bir yıldır yaklaşık. Maalesef. Bu dönem ile normal dönem arasında bir karşılaştırma yapacak olursak, artık insanlar gıda konusunda daha dikkatli diyebilir miyiz? Tabii, kesinlikle çok daha dikkatler. Özellikle bu İçişleri Bakanlığı'nın İSTEM uygulaması oldu. İşte ilçe salgın. Birazdan gireceğiz onunla. Ona da değineceğiz. Buraya yoğun şekilde ihbarlar geliyor. Geceli gündüzlü, hafta sonu. Biz değerlendiriyoruz tabii bunları. Tabii. Gidiyoruz, denetimler yapıyoruz. İnsanlar bayağı bilinçlendi. Bu arada daha 174 hattına çok ihbar geliyordu zaten. Bu dönemde daha da fazla. İşte maske kullanılmıyor, sosyal mesafe kurallarına uyulmuyor, işte eldiven takılmıyor gibi çok sayıda şikayet geliyor. İnsanlar bayağı bilinçlendi. Evet. Dikkat ediyorlar etraflarına. Tabii bu ilkokullarda yapılan eğitimlerin de bence çok büyük etkisi oldu. Aynen. Artık çocuklar bile, küçük çocuklar bile değerlendirme yapabiliyorlar gıda ürünleriyle alakalı. Okullar açık olduğu dönemde yılda bir iki kere eğitimlere gidiyorduk. Yani tabii orada da anlatıyorduk. Afişlerimizi de yapıştırmıştık zaten kantinlere. Onlar da gayet bilinçli. Anne babalarından daha bilinçliler hatta çocuklar. Yani. Tabii sizlerin de yoğun bir emeği var bunda. Küçük çocuklara yapılan eğitimler, ilkokul, ortaokul eğitimleri çok etkisi oldu. Eğitimleri yapıyorduk. Maalesef oraya pandemi girdi. İnşallah devam edeceğiz. İnşallah en kısa zamanda. İSTEM nedir peki? Az önce de ufak bir giriş yapmıştık. İSTEM bu pandemi dönemiyle hayatımıza girmiş bir uygulama. İçişleri Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu bir uygulama. Açılımı il ilçe salgın denetim merkezi. Buraya biz günlük olarak yaptığımız pandemi ile ilgili salgın sürecinde yaptığımız denetimi buraya günlük olarak giriyoruz. Vatandaş da buraya ihbarını, şikayetini HES uygulamasından, Hayata ve Sağlık uygulamasından 112'den, 155'ten yapabiliyor. İşte iş yeri denetim ekipleri var. Bunlar bizim her işte market komisyonu, pazar yeri komisyonu, toplu tüketim yerleri komisyonu diye bu görevlendirildik kendi içimizde. Bizim önümüze düşüyor bu şikayetler, ihbarlar. Biz de değerlendiriyoruz o şikayetleri. Hayat Eve Sığar üzerinden dediniz. Oradan da başvuru yapılabiliyor mu? Fotoğraf çekip, video çekip de atabiliyorlar oradan. Yani birçoğumuz bunu bence bilmiyor olabiliriz. Evet, Hayat Eve Sığar uygulamasını çok aktif kullanamıyoruz aslında vatandaş olarak hiçbirimiz. Evet, maalesef. O zaman? Begüm Hanım, Covid-19 öncesinde gıda denetimlerimiz süreçleri nasıldı? Ve şimdiki dönemle kıyasladığımızda aradaki farklar neler? Yani esasında temel denetimlerimiz hijyen üzerineydi. Her zaman daha çok önem verdiğimiz konu hijyen oldu. Bu süreçte daha da tabii ekstra maske girdi hayatımıza. Evet. Ya maske kullanımı üretim yerlerinde, tesislerinde zaten kullanılmaktaydı ama tabii küçük yerlerde maske hiçbirimiz kullanmıyorduk. Tabii ki. Biz de hani şart koşmuyorduk maske kullanılması gerektiğini. Maske şart oldu tabii ki de. Bu dönemde daha çok sosyal mesafeye değindik. Daha çok birebir tezgah önü dediğimiz, hani üretim değil de tezgah önü. Vatandaşla birebir olan temasa daha çok yöneldik. İşte sosyal mesafedir, aradaki mesafelerdir. İşte ekmek satış yerlerinde mesela el para alıp ürün veren el aynı olmasın. Hani daha çok bunlara yöneldik. Eskiden de tabii söylüyorduk bunları ama yani şu anda da üretimin arkasına geçiyoruz. Tabii ki de üretime, risk denetimlerimize devam ediyoruz. Ama daha çok dediğim gibi yani ihbarlar da o şekilde oluyor. İşte kalabalık, masaların oturma düzeni, maske, hijyen, dezenfektan var mı yok mu? Genelde bunlara bakıyoruz. Bunlar hayatımıza girdi artık yani. Bu şekilde farklar, temel farklar bunlar. Peki pandemi sürecinde gıda işletmelerinin sorumluluklarına geçecek olursak neler bunlar? Şimdi değineceğiz zaten lokantalar için, kıraathaneler için, marketler için ama genel olarak afişlerini asacaklar bir kere. Yani maskesiz hiçbir şekilde işletmelerine müşteri almayacaklar, kabul etmeyecekler. Nasıl biz kimsenin evine izinsiz giremezsek onlar da işletmelerine maskesiz girilmez afişini astıktan sonra hiçbir şekilde almamaları gerekiyor. Çok karşılaşıyoruz. Çok bahaneleri var. İşte yok yeni sigara içtim, çay içtim, kahve içtim gibi. Yani kesinlikle buna taviz verilmemesi gerekiyor. Çünkü biz vatandaşa ceza işlem uygulayamıyoruz. Bizim sorumluluğumuz işletmeler. Yani içeri maskesiz bir vatandaş girdiği zaman onun sorumluluğu işletmede oluyor. Kendilerini de
bir şekilde garanti almaları lazım yani. Bir kere afişlerini asacaklar, uyarılarını yapacaklar. Maskesiz kesinlikle çalışmayacaklar. Hı hı. Satış yerleri, bakkalsa, marketse ekmeklerini paketleyecekler. Bu ekmek de çok önemli bir konu. Çok ceza işlemi uygulandı bu konuyla ilgili. Bu ekmek paketleme konusu evet epeyce yani, gündem oldu. Artık, evet. Hayatımıza. Çünkü çok yani biz milletçe böyle ekmeği dokunup... Evet. O bir alışkanlık. O bir alışkanlık evet. Hani evet. Öyle bir alışkanlığımız var evet. Gidiyoruz onu eliyoruz onu eliyoruz. Yani gözle seçemiyoruz maalesef. Tabii şimdi dışarıda elimiz pis yani illa elimizi ağzımızı burnumuza değdiriyoruz. Tabii. Gidip de onunla ekmeği başkasının yiyeceği ekmeği hı-hı. ellemek yani hiç hoş değil. Hiç sağlıklı değil. Bunu da engellemek için yöntem paketleme. Evet. Ekmeğimizi paketleyeceğiz. Hani evet taze ekmek paketlenince hoş olmuyor. Yani o çıtırlığını kaybediyor. Evet, nemleniyor. Evet. Ama yapacak bir şey yok. Bunlarla ilgili çok ceza işlemleri. Bir dönem tek tek mi paketlensin, ikişer ikişer mi paketlensin yani, gibi pek çok konuda konuşuldu. Yani her market konuşuldu. Bilir onun şeyini ne kadar satışa göre. Yani daha çok ikili, üçlü satılıyor ekmek. Evet. Büyük aileler. Şimdi herkes evde zaten, hı-hı. çocuklar da evde. Yani ekmek de çok tüketiliyor göre, bu sürede. Evet, paketlenecek. Peki tekrar toplu tüketim alanlarına dönecek olursak. Hı-hı. Şimdi normalleşme dönemi, kontrollü normalleşme dönemiyle beraber bu toplu tüketim alanları açıldı tekrardan ve oturma düzenleri tabii belirlenecek. Yeni bir hesaplama sistemi geldi. Evet. Son iki haftadır uygulanıyor. Bu hesaplamayı biraz anlatabilir miyiz? Tabii anlatalım. İşletme sahipleri için. Son iki haftada değil, esasında Haziran'ın başından beri hı-hı. olan bir şey. Bu bir ara bir açılma kapanma oldu. Evet. Yani... İşletme sahipleri şöyle düşünüyor. Kapandı, açıldı, tekrar biz eskiye döndük. Hani bu Covid'den öncesine döndük hı hı. gibi bir algı var. Biz Haziran döneminde yoğun, yani Haziran, Temmuz, Ağustos o bütün yaz döneminde hı hı. yoğun bir şekilde zaten kaymakamlığın kurmuş olduğu komisyonlar oldu. Polis, zabıta, tarımdan personel yoğun bir şekilde gezdik. Bunları hı hı. tek tek anlattık. Yani işletmeciler çok güzel biliyorlar oturma planlarını esasında. Ama bu dönemde ben fark ediyorum ki daha dikkatliyiz artık. İşletmeler de daha evet, dikkatli. Evet, çok uzun bir süre evet, kapalı kaldılar. Evet. Çok büyük zarar gördüler maddi manevi olarak. Onlar da çok haklı. Yani biz de zaten çok anlayışlı bir şekilde konuşuyoruz, anlatıyoruz. Dikkat etmeleri gereken noktaları. Şimdi oturma düzeni şöyle. Yani bir lokanta eskiden 80 kişi alıyorsa... Kapasitesi 80 kişi. Onu %50'ye düşürecek. 40 kişi yapacak bir kere. Hı hı. Masaların arasını 1,5 metre mesafe koyarak birbirinden ayıracak. Yapacak. Aile geliyorsa oturabilir. Arkadaş grubu zaten belli oluyor. Belli ediyor kendi. Hı hı. Arkadaş grubu geliyorsa sandalyelerin arasını 60 santim şekilde oturma düzenlerini kuracak bir kere. Bu oturma planını hazırlayıp camını asacak. Hı hı. İçeride peki, kaç kişi... bölüyorum ama bir boş bir dolu masa şeklinde uygulayan işletmeler var. Onlar da uygun. Hani masaların üzerine çarpı atıyorlar, evet. oturulmaz hı hı. diyorlar. Yani bir uyarı mekanizması var. Evet. Yani, maksat işte bunu korumak. Camlarına kapasitelerini asacaklar. 1,5 metre aralıklı. 70 santimden küçük masalar varsa da iki kişi çapraz bir şekilde karşılıklı oturabilir. Peki HES sorgulamasını nasıl yapacak? Küçük esnaf özellikle. Büyük restoranlar HES sorgulaması hı-hı. yapma konusunda pek sıkıntı yaşamıyorlar. AVM'ler de yani, öyle. Hepimizin artık akıllı telefonu var. Hı-hı. İşletmelerde de olmadığını düşünmüyorum. HES uygulamasından HES kodu sorgula diye bir başlık hı-hı. var orada. Onu tıklayıp ya barkod okutacaklar ya da herkes bilir zaten HES kodunu. İsteyip tek oraya tek tek yazacak. Hı-hı. Zaten risk olmadığı zaman işte Begüm üre risksizdir diye bir yazı hı-hı. çıkıyor orada. Zor bir şey değil. Peki market girişlerinde de HES kodu sorgulama zorunluluğu yok, var mı? Yok zorunlu. Değil mi? Hayır, evet. Fırınlarda, marketlerde yok, zorunlu değil. Zorunlu sadece değil. Toplu tüketim alanlarında, evet. restoranlarda. Kahvehanelerde, kıraathanelerde, hı-hı. toplu tüketim alanlarında, oturulacak, sosyalleşilecek hı-hı. alanlarda, AVM'lerde girişte zorunlu. Yani satış yerine zorunlu tutulmuşlar. Peki Begüm Hanım, ateş ölçümü nerelerde gerekli? Ateş ölçümü de kahvehanelerde... Gerekli mi gereksiz mi diye bir şey olmuştu. Evet. İkilem olmuştu hı-hı. geçtiğimiz dönemlerde. Kahvehanelerde gerekli olmadığı konusunda. O da açıkta, varıldı. Genelde açık alanda oturuluyor ondan diyedir. Ondan kaynaklı diye hı-hı. tahmin ediyorum. Lokantalarda ateş hı-hı. ölçümü zorunlu. Onun dışında diğer işletme faaliyetlerinde de zorunlu ama onlar bizim görev tanımımıza girmiyor. Evet. Lokantalarda zorunlu. Zorunlu lokantalarda. Lokantalarda diyelim zorunlu. Ki müşteri geldi, ateşi yüksek hı-hı. çıktı. Bunun için nasıl bir uygulamaya gitmeli? İşletme sahibi 38 derecenin üzerinde çıkan, yani özellikle şunu da belirtmek istiyorum, hani bizim işte gidiyoruz görüyoruz denetimlerde ateş ölçerimiz var, biz ölçüyoruz.
Halbuki ölçmüyor. Hı-hı. Yani orada aksesuar gibi duruyor. Evet. Uygun. Yani çalışan doğruluğu belli kanıtlanmış. Bir termometreyle uzaktan temassız bir şekilde atış ölçümünü yapıp 38 derecenin üzerinde çıkarsa eğer en yakın sağlık kuruluşuna müşterisini yönlendirecek. İçeri kesinlikle almayacak. Alınacak tabii ki. Ona göre bir yol izleyecekler. Hı hı. Peki bunlardan başka restoranların dikkat etmesi gereken hususlar neler? Yani neler olabilir? Toplu tüketim uygulam işletmelerinde öncelikli olarak camına uyarılarını asacaklar. Hı hı. Maskesiz girilmez uyarıları, işte yarı kapasitede çalıştığını, kaç kişi olabileceğini, oturma düzenini bir kere bir yazacak. Hı hı. Ondan sonra içeri alırken ateşini ölçecek, test kodunu sorgulayacak, bu şekilde içeri alacak. Dediğimiz gibi uygun şartlarda 1,5 metre aralarla evet. masalarını ayarladıktan sonra müşterinin bu şekilde kabul edecek. Mümkünse tek kullanımlık tuz, peçete. Peçete zaten tek kullanımlık oluyor genelde. Yani kağıtlı, kumaş peçete kesinlikle kullanılmayacak. Tek kullanımlık peçete, tuz, baharatlık olacak. Her müşteri kalktıktan sonra masayı muhakkak ellenilen yerlere dezenfektanla, klor bazlı bir deterjanla, çamaşır suyuyla artık neyse bir kere bir temizleyecek. Yer temizliğine, zemin temizliğine çok dikkat edecek. Hı hı. Maskesiz kesinlikle çalışan olmayacak. İçeride de arka kısmında da, üretim kısmında da çok sıkı bir şekilde temizlik üstlerini, ellenen yerleri temizlemesi gerekiyor. Bulaşıkların temizliği çok önemli. Tabii, bulaşıkların yüksek sıcaklıkta bulaşık makinesinde, bulaşık makinesi işletmede olmayabiliyor küçük işletmelerde, yüksek sıcaklıkta. Klor bazlı deterjanlarla ben öyle söylüyorum hani en azından. Yani çok az bir klorak damlatmanın, çamaşır suyu damlatmanın insan sağlığına zarar olduğunu düşünmüyorum. Yani güzel durulandıktan sonra. Belli bir oranda. Yani belli bir oranda katılsa katılması iyi olur. Çünkü bu virüsü biliyoruz artık. Yani klor bazlı ve alkol bazlı şeyler temizliyor. Evet. Temizleyiciler temizliyor. Bu şekilde yani ateş ölçümü, HES kodu sorgulaması, afişler, yerlere 1,5 metre aralıklarla çizgilerini yapıştırması gerekiyor. Ödeme noktalarında dezenfektanı, giriş noktalarında dezenfektan olması gerekiyor. Mümkünse her masada dezenfektan istiyor Sağlık Bakanlığı'nın prosedüründe. Temassız kartla ödemeye yönlendirmesi. Evet, evet, çok önemli. Para alışverişte çok sıkıntı çünkü. Yani bu şekilde dikkatli olması gerekiyor. Peki kıraathaneler nelere dikkat etmeli? Ya kahvehaneler de daha zor oluyor bu iş. Çünkü kahvehanede insanlar sosyalleşmek için geliyor. Şimdi lokantada adam geliyor, yemeğini yiyor. Ailesiyle en fazla yemeği bir yarım saat oturuyor. Çayını, kahvesini içiyor, gidiyor. Kahveye geliyor adam, gazete okumak istiyor. Çay tablo oynamak istiyor. O bizim toplumumuzun da bir alışkanlığı. Sohbet etmek istiyor. Evet. Amcalarımız hani evet, 60, evet. Vakit geçirmek istiyorlar. Sıkılıyorlar evde, emekliler. Yani bir sosyal ortam şey orada yani daha bir fazla yoğun yaşanıyor. Ve daha fazla kalınıyor tabii ki. Daha fazla kalınıyor, zaman geçiriliyor. Yani şimdi kahvelerde kullanıma açık, ortak kullanıma açık gazete, dergi kesinlikle olmayacak, kalkacak. Oynanması zaten yasaklandı. Oyun oynanması yasak. Kahvehanelere çok söyledik, bu masa örtülerinin kalkması gerekiyor. Silinebilir yüzey olması gerekiyor. Çünkü o masa örtüleri her müşteri geldikten gittikten sonra değiştirilmiyor. İmkansız evet, zaten. Evet, onun önüne geçmek de zaten yani. Silinebilir bir muşambayla kaplayacaklar ya da tamamen kaldıracaklar masa örtülerini. Onun dışında yine dediğimiz gibi masalar aralıkları 1,5 metre olacak araları. Yine kıyır kapasiteyle çalışacaklar. Kahvede daha çok çay içiyor. Çay bardakları dediğimiz gibi hani bulaşık makinesi genelde olmuyor kahvelerde. Yine yüksek sıcaklıkta suyla ve klor bazlı deterjanla temizlenmesi gerekiyor. Tuvaletler, tuvalet hijyeni genelde kahvelerde çok sıkıntılı. Tuvalet hijyenine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bu el yıkama talimatlarını dağıtmıştık biz bu pandemi ilk çıktığında. Onları asmaları, yani bilinçli bir şekilde hareket etmeleri gerekiyor. Evet. Sağda solda maskelerini indirip çay dağıtıyorlar falan böyle. Yani tekrar kapanmamaları için bunları dikkat etmek bu onlar için gerekiyor. De önemli hususlar. Hepimiz için, hepimiz yani için kendi önemli. Evet, kendi evet. sağlıkları için de. Peki fırınlar nelere dikkat etmeli? Ya fırınlar genelde içeri müşteri giriş çıkışı olmayan yerler oluyor benim gözlemlediğim kadarıyla. Bizim işletmemizdeki fırınlarda daha çok dışarıda bir kuyruk oluyor. Ya dışarıda ya da içeride oluşabilecek kuyruğu engellemek için yerlere bir kere bir
Gerçi mesafe çizgileri olması gerekiyor. Ekmek veren elle parayı alan elin ayrı tutulması gerekiyor. Ya yani iki kişi olmasını istiyoruz biz esasında. Bir kişi para işiyle ilgilensin, bir kişi de ürünü versin. Ama genelde olmayabiliyor. Yeterli çalışan olmayabilir. Ya en azından bir eline eldiven giyip diğer eliyle de hani para iki farklı eldiven diyorum ben. Renk hani biriyle karıştırma en azından gibisinden. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Yani fırında çalışan çok yüksek sıcaklıklar yani fırınlar. Evet. Evet. Özellikle yazın normal hani maskesiz bile nefes almanın çok zor. Çok zor. Hani fırında o tam önünde çalışan elemanın hani maske takması evet zorunlu. Çok. Ama yani onun sağlığı açısından da artık yani bir şey de diyemiyoruz. Hani açık açık şey de yazmıyor esasında. Hani takamaz diye de bir şey yazmıyor. Takmasın diye de bir şey yazmıyor. Tabii takması kendi sağlığı açısından da, halk sağlığı açısından da daha önemli. Bu tarafta bu hamurla uğraşan personelin kesinlikle yine maske takması gerekiyor. Fırınlar genel olarak bu şekilde. Tabii ki de maskesiz artık. Hani maskesiz hiçbir yere girmeyeceğiz artık. Evet, evet. Hani eve bile ailesiyle yaşayan insanlar maskesiz şey yapmasınlar yani bence artık bu dönemde bilmiyorum. Söylemeye bile artık gerek yok yani. Evet alışkanlık oldu yani artık maske. Hani haberim yok diyen bile var artık. Yani inanamıyorum bir yıl oldu hala haberim yoktu benim diyorlar. Yani imkanı yok böyle bir şeyin. Bazı şeyler bahane tabii işte. Marketlere gelecek olursak peki bir gün onlar nelere dikkat etmeli? Yani büyük marketleri konuşmak gerekirse bu yine afişler, maskeler, dezenfektanlar, giriş çıkış noktalarında, kasa yerlerinde, bu yer işaretlerimiz, zemin işaretlemeleri, kasa önlerinde sıra oluşabilecek yerlerde özellikle bir yarı kapasiteyle. Özellikle bazı marketlerin belli günleri oluyor işte. Promosyon günleri oluyor. Evet. Aktüel günler oluyor. Evet. Aynen öyle. Öyle günlerde daha bir yoğunluk yaşanıyor. Yani insanlar daha bir tıkıntı oluyor. Biz bir şey yaptık zaten, bilgilendirdik belli başlı marketlerin işte bölge sorumlularını arayıp konuştuk. Hani böyle yerlerde daha çok daha dikkat edilmesi, daha yarı kapasiteyle hani çalışanların daha dikkatli olması gerekiyor. Onun dışında yine temassız ödeme, para alışverişinin daha az olması. Yani müşteriyle kasiyer arasında çok az mesafe varsa oraya bir bariyer çekilmesi. Çok da gerekiyorsa kasiyerin siperlik takması. Artık pek çok markette zaten siperlik takılıyor. Söylediğiniz bariyeri de koyan pek çok market var. Yani ekmeklerin poşette satılması ya da kese kağıdında artık nasıl uygun görüyorlarsa. Burada daha çok fırıncılar şey yapıyorlar. Hani fırıncılar yapsın falan diyorlar ama fırıncılar ekmeği çok sıcak alıyor. Evet. Çok sıcak getiriyor. Fırıncının onu yapması zor. Yani o şekilde yapması. Burada işletmecilere iş düşüyor. Evet. Ne yapar? O poşet maliyetini bir daha ekstra poşet vermez. Zaten aynı şey. Oradan karşılayabilir. Karşılayacak. Ceza işlemi bulanmaktansa. Bu sepetleri, arabaları özellikle günün belli aralıklarında hani 2 saatte bir ya da saat başı bilmiyorum artık dezenfekte etmeleri gerekiyor tutulan yerleri, sepetleri. Evet. Onun bazı dışında marketler vatandaşlar için de bir dezenfektan alanı oluşturmuşlar. O da bir pratik bir yöntem mesela. Aynen öyle. Yani girişte muhakkak görünen bir yerle dezenfektan konulması gerekiyor. Hani gidiyoruz soruyoruz marketlere özellikle ufak yerlere dezenfektanı nerede diyoruz. Çıkartıyor arkadan burada dezenfektan atıyor. Yani onu kimse göremez, onu kimse kullanamaz orada. Biraz da şeyin de özgüveni var ama artık. Çünkü herkesin cebinde dezenfektan olduğu için artık çoğu insan dezenfektanla geziyor. Belki biraz onun da rahatlığı olabilir. Hani kullanılmadığını düşündüğü için kaldıranlar da olabilir. Şöyle yani girişte gözünün önünde olan bir şey insan kullanır. Istiyor. Tabii o da var. Yani çıkışta kimse kullanmıyor. Çıkışta kullanmanın da bir manası yok. Yok zaten. Yani özellikle içeri girerken çıkılması gerekiyor. 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde kapasitelerini ayarlamaları gerekiyor. Kullanım alanı, hani eşyasız alan dediğimiz koridorlar. Onları hesaplayacaklar. 4 kişiye bir kişi düşecek şekilde metrekareye. Ona göre kapasitelerini belirleyecekler. 20 metrekare ise kapasiteleri içeri aynı anda alınabilecek müşteri sayısı 5 kişidir. Bunu camlarını bir kere asacaklar. 5 kişiden fazla kimseyi içeri almayacaklar. Onun dışında çok da fazla marketlerle ilgili toplu tüketim işletmeleri kadar detaylı değil. Açıkta ürün satılmayacak. Bu açık işte kuru yemişler, bakliyatlar, peynirler, zeytinler. Yumurtalar. Yani yumurtanın açıkta satılmaması zaten mevzuatına aykırı. Evet. Bu genellikle peynirler, zeytinler, işte bu bal, reçel, şarküteri hep üstü açık oluyor. Helvalar. Evet. Bunları kapatmaları gerekiyor. Yani çocuk geliyor, eller,
Yani maskesini çıkartır bir rahat. Ya pandemi döneminde öteminden öte normalde bile normalde kapatılması tabii normalde gerekiyor. Aynen öyle. Açık olmaması gerekiyor. Özen gösterilmesi gerekiyor. Paket diyecek. Etiketli bir şekilde o şekilde satacaklar. Tabii yani biz de uyarıları yaparken şeyinde farkındayız. Üreticilerimiz de evet. işletme sahipleri de gerçekten zor dönemler geçirdiler. Eminiz ki hem kendi sağlıkları hem de bizlerin sağlığı için dikkat ediyorlar artık. Evet, ediyorlar. Şimdi hep lokantalardan işletmelerin yapmaları gerektiklerinden bahsettik. Biraz da vatandaşımızın ne gibi sorumlulukları var onlardan da bahsedelim. Yavaş yavaş kapatalım programı. Tabii. Yani vatandaşımızdan artık hani bu kurallara uyulsun. Hani maskeyi bir kere artık evden çıktıktan sonra hani maske takılacak. Tamam. Maskesiz hiçbir şekilde hiçbir yere girmesinler. Onun dışında paradan yani parayla alışverişten ziyade bu temassız kullanımı tercih etsinler marketlerde. Hani işletme sahibini zora sokacak şekilde ısrar etmesinler. Evet. Hani işletmeciler de çok zor durumda kalabilirler. Kapandılar evet. çünkü. Onlar da müşteri istiyor gelsin haklı olarak. Tabii ki. Çok zorlandılar. Onları da zora sokmayacak şekilde yani kurallara riayet etmekte fayda var. Evet, evet. Tekrardan haritada mavi renkte olmak bizim elimizde. Bunu da hatırlatıyoruz. Evet, olalım. İnşallah yakın zamanda bizim de rengimiz maviye dönecek. Abi, inşallah. Evet, inşallah hep beraber. O zaman çok teşekkür ederiz Begüm Hanım. Begüm Hanım çok sağ olun. Katıldığınız için, bilgilendirmeleriniz için teşekkür ediyoruz. Manisa Tarım'ın Sesi'nin bugün de sonuna geldik. Geçmiş bölümlerimize YouTube Manisa Tarım'ın Sesi kanalımızdan da ulaşabilirsiniz. İyi günler.